Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle bir hasbihal etmek için video karşısına geçtim, kamera karşısına geçtim. Bundan bir ay önce, yaklaşık bir ay önce 5 Mayıs 2020 tarihinde Evkur'a internetten laptop siparişi verdik. Siparişimizi hallettik, bilgilere girdik. Neyse, bekliyoruz. 2 hafta sonra bize telefonla aradılar. Dediler ki kefil lazım. Eşim sipariş vermişti. Eşim adına vermiştik siparişi. Kocanız gelsin, kefil olarak imza atsın dediler. Tamam, gittim. 1 saat bekledim ve imzamı attım. Ondan sonra 1 hafta sonra tekrar aradılar. Kefil olarak beni kabul etmemişler. Başka bir kefil istemişler. Tamam. Onu da bulduk, götürdük. Ona da imza attırdık. Ondan sonra bir hafta da öyle geçti. Bir hafta da bekledikten sonra yine aramışlar. Bu sefer demişler ki kefilin daha önceki adresi lazım. Çünkü yeni taşınmıştı. 2-3 ay oldu ya da olmadı. Taşınalı kefil. Ya çıldırmamak elde değil. Neyse. Tamam, o kefil olarak onu da aramışlar zaten. O da bildirmiş adresini falan. Ondan sonra bir ay olduğu için şimdi evrak düzenleme tarihiyle bir ay oldu. Oradaki tarihte taksit ödeme tarihi de 5 Mayıs. 5 Haziran görünüyor. Tabii 5 Haziran oldu. Bugün 5 Haziran. Malum işte evrak yeniden düzenlenmesi lazım demişler. Zırt pırt oraya mı gideceğiz yani? Bu Evkur'un yaptığı bize çok tuhaf geldi. Yani sanki sanırsınız ev alıyorsunuz yani. Aldığımız laptop, hatta 5000 liralık laptopu 7000 liraya, işte onların kredisi varmış ya, bizde kredi kartı olmadığı için senetle alalım dedik. Ve mecburen onlara müracaat ettik. Allah düşürmesin diyelim. Böyle bir serüven yaşadık. Ondan sonra tabii laptop geldi mi? Gelmedi. Ondan sonra eşime mesaj olarak gelmiş. Yazıyor işte harici imza alınacak ya da bilgi verilecek müşteri açıklamada, sipariş açıklamasında böyle yazıyormuş. Ben de müşteri hizmetlerini aradım. Bana dediği şu: siparişiniz iptal edildi. Ya ne desem, küfür mü etsem, ne yapsam, bir ay bekledik kardeşim ya. Baştan söyleyin, vermiyoruz deyin ya. Böyle bir sürü reklam yapıyorsunuz televizyonda. İnsanların umutlarıyla oynamayın. Ben bunu oğluma alacaktım. Sabırsızlıkla bir ay bekledi ya çocuk. Bir ay bekledi. Çok üzüldüm yani. Dediğim gibi 5000 liralık şeye 7000 liraya razı olduk. Yok efendim kefil kabul edilmedi. Yok kefilin ilk oturduğu adres lazım. Nasıl bir zihniyet ya? Nedir yani? Ama siz olun. Evkur'dan kesinlikle böyle bir müracaatta bulunmayın. Alışveriş de yapmayın gerekirse. Vallahi eş dost bir arkadaşınız varsa ona rica edin. Varsa kartı, kartıyla alın, ona ödeyin. Bunlarla uğraşmayın. Yani 5000 liralık şeye 7000 lira vermeyin. Ve Evkur'la işiniz olmasın daha doğrusu. Ya bırakın, başka yerlerden alın. Şimdi MediaMarkt'ta olsun, Vatan'da olsun. Yine banka alışveriş kredileriyle bilgisayarlar, telefonlar veriliyor. Gidin onlara müracaat edin. Hiç olmazsa başınız ağrımaz. Sizin de bu konuyla dertleşmek için karşınıza geçtim. Başınızı ağrıttım. Hakkınızı helal edin. Bu bilgi olsun size, bir ders olsun diyelim, hem kendime hem size. Böyle bir şey yaşayacaksınız, mutlaka yaşarsınız müracaat ederseniz bu konuyla ilgili. Ama kredi kartınız varsa sorun yok, gidiyorsunuz zaten, okutuyorsunuz, alıyorsunuz. Haydi güle güle. Evkur, alacağın olsun diyelim. Ama çocuğumun umudunu kırdınız, beni de çok sinir ettiniz.
Küfür etmek bana yakışmaz ama bayağı size saydırdım. Allah'a havale ediyorum sizi. Sosyal medyada falan olsun, şikayet var da olsun bunları paylaşacağım. Herkes de bilsin, öğrensin.